Merhabalar. Bunca life batı. Evet, elimizde ne var? Elimizde ne var gençler? Sürpriz. Sürpriz. Bak biri biliyor. Hala Falcon diyor. Hala Falcon diyor. Falcon değil. Bugün kutuyu açacağız. Sadece video bu olacak. Kutu açacağız, bırakacağız. Bir şey sorabilir miyim? Ha? Sen o kutuyu nasıl açacaksın? Var mı kesici, biçici aletin? Şimdi burası aynı zamanda çocukların yoğun olduğu bölge olduğu için kesici alet taşımıyoruz yanımıza, elimizle açacağız. Kim dedik? Kim demiş diye. Evet, adam gerçekten. Adaptörler bıçağı çıkardı çantasında. Oha, oha, kesici alet. Murat sağ olsun, kesici alet var. Kutuyu parçalamaya başlamadan önce hemen söylüyorum. Freedom'dan aldık. İçindekini daha söylemiyorum. Taksim'de, Fransız sokağında. Kerem sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Parası neyse verdik, aldık. Biraz nakit iskontosu yaptı, eyvallah yani. Teşekkür ederiz Kerem'cim. Bunu oradan alabilirsiniz. Bu arada içinde ne var? İçinde Urban Paten var. Şöyle, şöyle kese kese. Poşet de güzelmiş ama keseceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir günde geldi vallahi. Dün gönderdi, bugün geldi. Helal olsun. Bıçak da hiç kesmiyormuş zaten. Boşuna atraksiyon yaptık. Aha, tamam. Bitti. Bu kadar. Al, teşekkür ederim. Kavga edeceğiz. Bıçağı aldım. Evet, şu anda elimde Flying Eagle F4 Raven modeli bir paten var. 43 numara. Böyle kutuya zoomlayabiliriz. Zoomladık mı? Evet. 43 numara Flying Eagle var. Kutu açılımı yapacağız. O kadar. Açacağız, bırakacağız. Haydi bismillah. Hazır mısınız? Karşıya açacağım ya. Tataaam. Bir bak, belli olmuyor. Neden? Poşetleri var çünkü. Bir dakika. Önce alyanı göstereceğiz. Bak, adamlar bir alyan yapmış. Şekilli şu kartal başı. Başını yapmış. Görünüyor mu başı? Başını yapmış adamlar. Flying Eagle stickerları var içinde. Onları da artık bilgisayara falan yapıştırırız. Ne yapalım? Bu kadar. Bitti. Gerisini görmeyin. Evet. Arkadaşım. Çok popidik bir line'da var. Paten yılan gibi simsiyah. Çok hafif. Hakikaten çok hafif. Al. Gel, ben diğerini incelerim. Gel, bir tanesini daha. Bakın, ikili açıyoruz. Bir değil, iki tane açıyoruz. Rekorda bastın değil mi? Tamam. Bütün gün konuşuyormuşuz. Heh. Evet, sıfır olduğu belli olsun. Bunu çıkarmadan kayacağım. Çok para verdik, sıfır. Şurada bak, etiketi var. Bunu da çıkarmadan. Etiket. Altta 43 yazıyor. ABEC 7 rulmanlar, 80 mm 85 ağ yumuşaklığında, incecik böyle tekerlekleri var. Gerçekten inanılmaz hafif bir paten. Sanırım bütün urbanlarda böyle herhalde. Murat, ne diyorsun? Ortalama. Ortalama böyleymiş. Bugün üçlü yaptık, ne güzel. Bak ne diyor? 243 mm maksimum DIA diyor. 80 mm tekerlekmiş. Sanırım bunun sınırı 80 mm. Böyle kartal temalı, kartal böyle şeylisi bir alüminyum frame'i var. Şurada bir slider'ı var paten botu. Şey olmasın diye, çizilmesin diye. O noktada tutabilirsin. Şu noktaya mı? Evet. Zoomla bakalım. Tamam, orada göster. Tamam, burada bir tane böyle slider'ı var. Böyle slide atarken böyle paten şey olmasın diye. Şurada shock absorber'ın ucu görünüyor. Şuna basınca mı açılıyor, nasıl açılıyor? Ha, basınca, böyle basınca. Öğrendim lan, tamam, kes. Buraya açıyorsun, bu da paten üzerine bu kapanıyor, onun üzerine bu kapanıyor. İyi olmuş, tam direkt buraya kapanmıyor. USD'nin klipslerinden var burada bildiğin. Bak aynı. Nerede? Şerefsizim, aynı bak. Birebir aynı. Dıt dıt dıt. Yoksa USD Flying Eagle mı? Bu da Aeon, Richie. Pahalı paten Batı'nın. Ha bak, klipsler içeri göçüyor buradan. Çok güzel ha. Var mı lan sende bak, de? Üstünde direkt şey zaten. Bunda da varmış. Sabit bir klip sistemi var burada. Üzerinde. He, Batu anlatıyor. Üzerinde sabit klip sistemi. Bu 45 derece buckle diyorlar buna. Bunun esprisi topuğunu direkt, daha doğrusu ayağını komple patenin arkasına kilitliyor. İleri geri oynamıyor. Güzel bir stabilize sağlıyor patende kayarken. Allah belanı vermesin. Soydu, soğana çevirdi. Liner. Daha oraya gelmedik. Ver. Al. Klipsleri güzel duruyor. Bir de plastik zaten. Aşırı klasik. Her şey aşırı klasik. Güzel ya. Pofidik pofidik. Bilekler çok dolu. Yanlar. Oo. Taban baban 10 numara 5 yıldız ha. Şekil şemal o biçim. Burada sökülmüşü var. Evet. Ver bakayım. Liner'a geliyoruz. Liner'ın buraların hepsi file.
İçten de file mi bilmiyorum, bakacağım. İçten file değil, dıştan file ama bayağı hava alır gibi duruyor. 43 numara Made in China, Çin malı. Flying Eagle. Güzel bir böyle yumuşacık bir tabanı var, onu da ben sökeyim hadi. İnce, çok fazla bir şey beklemeyin. Yani köpük. Ama içinde bak ne var. Şok. Çıkarsana şokunu. Ama yapışık galiba. Yapışık mı? Yanlardan kilip kelepçeli bak. Yanları görüyor musun? Onlar da şok. Evet. İki taraftan bas. Sıçtı şokun ağzına. Yok. Ha. Kibar insanım ben. Öyle lambur lumbur iş yapmam biliyorsun. Şöyle de ekstra şok yapmışlar içine. Topuktaki vibrasyonu ve baskıyı azaltsın diye ufak atlamalarda, zıplamalarda, bozuk yolda. Değil mi? Yürek güzel. Mi? Silikon böyle. Çok yumuşak değil. Sert. Ama iç yumuşak. Liner'ı beğendim ben ya. Liner bilekten aşırı güzel destekli. Ne kadar dayanır Allah kerim. Şuları şeye benzemiyor mu? Bu MyFit Liner'ın hani şık olanları var ya. Aa, Fatboy. O kadar fat değil ama yine güzel. İçinde sanki böyle plastik bir kartonvari bir parça varmış hissiyatı var burasının ama. Dur takma bakayım. Bu da iskelet dediğimiz. Ha 9-10. Oha! Kaçmış. 42-43 kalıbı var bunda. Çok iyi. Çok iyi. Tam benim istediğim kalıp. Benim ayağım 43. Bu paten 42-43 kalıbı var. İçinde yazıyor. Large kalıp olarak geçiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben 43 ayakla 43 patenle kayabilirim demek. Mükemmel bir şey benim için. Eğer 43-45 gibi atıyorum Razors'taki bir kalıp olsaydı büyük ihtimal bu paten uzunluğu buraya kadar gelecekti. Çirkin bir paten haline gelecekti. O yüzden kalıbının 42-43 olması mükemmel. Çok sevdim ben bu olayı. İçini takayım o zaman ben. Ya sen tak. Sen çıkardın. Sen tak. Bana ne? Giyin mi ayağımı? Tabii ki muhakkak. İç botunu yakından göstereyim. İçini de göstereyim. Logo yazımı yapın. Çok güzel. Çok güzel. Wow. Tamam mı? Güzel bir şey bak buraya oturuyor ya. Ha kaymıyor. Kaymıyor. Aynen aynen. Kaymıyor. Evet Twister'da hepsinde öyle. Biri bir şey çıkartıyor hepsi birbirinden çalıyor büyük ihtimal. Zaten klipsleri birebir USD klipsi. Şu da Imperial botu olsa gerek falan diye. Yo, abi Imperial dünyada gördüğün en kötü urbanlardan biri. Evet Imperial kötüymüş yorumunu da aldık. Gerçi teşekkür ederiz. Çok al. Oturuyor da genelde kemik çıkartıyor. İmperyal kemik çıkartıyormuş. Yani vücudunuzda kemik eksikliği varsa İmperyal gün kemik çıkartsın. Ayakta falan. İçinde bir şey var mıydı bunun? Böyle, aha. İçinde bize hediye gelmiş. Evet ben bunu çıkarttım. Bu. Hediyemiz. Çarşıdaki ayakkabıdan bak içinde burada iki tane şey koymuş. Değil mi? Çok çok güzel ya. Dışarıdan. Dışarıdan. Ha şeyleri bak bunlar içeriden bu üsttekiler dışarıdan şuralara baskı yapmasın diye mi daha iyi kapatsın diye mi? Bu bizim alüminyum patenlerde de öyle içten geçiyor ya şuradan bir baskı hissiyatı oluyor. Aynen aynen. Hissiyatı. Belki onu düşürmek için yapmış olabilir. Olabilir basma lan kutuma. Hadi bakalım. O kadar para verdik. Şimdi bunu giymen ve denemen lazım. Güncel fiyatı 1134 TL. Şu video tarihi itibariyle. Şimdi bunu giyeceğim burada mikrofon falan vardı. Çorabım hiç uygun değil. Ayağımda mı şu anda? Ha? Hepsini alıyor. Hepsini alıyor mu? Tamam. Haydi bismillah bir ayağımıza geçirelim. Anam. 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 Vallahi çorap gibi ha. Direkt cuk oturdu. Böyle bir arkaya gitme. Hayır, hayır, hayır. Onda değil, ayağa kalkınca. Ha ayağa kalkınca mı? Daha kalkmadım dur. Kalkınca bakacağız ona. Bu arada 43 numaraya 43 paten cuk oturdu. Yani onu söyleyeyim. Ayağınız 44 falansa 43 almayın sakın. Oturmaz. Çok enteresan bir duygu. Şimdi agresiflerden sonra çok yüksek geliyor. Bir bağcığını bağlayalım bir tanesine. Sonra şu 45 dereceleri bağlayalım. Şuradan da ha bak. Bu da ince şeyi, ince ayar. Tık tık sıkıştırmalık. Tık tıklık. Çıkarma canım. Rahat. Yok, çok hafif bir sıkması var. O da daha sıfır paten sıkması gibi sıkma. Hani şey değil. Aa ayağımın şurasını çok vurdu şu anda diyemiyorum. Nasıl? Yakıştı mı? Evet. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Allah.
Şiş koyayım ya, zor gidiyorum. Bunun mu biz tabanını çıkardık? Bir tanesinin tabanını da çıkardık ya. Bunlar galiba ben tam takamamış olabilirim tabanı. Biraz önde duruyor çünkü. Önde bir şeyler toplandı ama. Ben taktım tabanını. O zaman becerememişsin. Bak. Tabii ya, sana kim, kendime mi atacağım? Kendime oturuyor zaten, böyle geçmiş bir şey. Heh. Oo, bu daha iyi oturdu sağ ayak. Benim sağ ayağım yarım numara daha küçük bu arada. Yani birçok insan öyleymiş de. Şey. He, biz böyle şeylerde daha iyi fark ediyoruz. Ayakkabıda çok fark etmiyor da. Zaten bu sağ ayak mükemmel. Boşluk bile kaldı ucunda valla. Vay, arada kutu kapanışı çektik. Tabii. Çok hızlısın. Muhakkak. Kestane kremleri Batu'dan. Hunca Life. Hunca Life at kestanesi sponsoru. Evet. At, aha bakın, maskeler yerde geziyor. Arabada hemen yenisini alalım. Düşün, kendinizi sakatlayın ve bana gelin. Evet. Evet, maskeniz yere uçmuş ama maskeleri yere atmıyoruz. Şuraya asıyoruz. Bu kadar da sağlıklıyız. Evet, şu mikrofonumu çıkartacağım şimdi. Dudut dudut dudut. İlk ayağa kalkışımı da çek istersen, geriye al. Hakikaten bir 20 sene önce falan böyle takımım olmuştu benim. Aşağı yukarı. Ondan sonra bir daha böyle 8 teker fitness kaymadım. Paten inanılmaz rahat. Çok hafif. Ama tekerlekler agresive göre gözle görülür bir yumuşaklığı var. Hissettir yumuşaklığı var yani. Falcon var. Yumuşacık tekerlekleri var ya. Ben şöyle bir kıyım bakayım. Allah. Ay çok güzel. Vallahi ileri düşesin de geliyor da tutuyor ya bir şekilde, anlamadım. Ha, bak kendi dönüyor ya. Kendi dönüyor. Evet. Bunu bir şeyci izlese, Urban cizesi abi ne kadar dandik kayıyor diyecek ya. Gerçekten. Şimdi ben sana çantamdan hemen çıkartacağım. Kugaları çıkartacağım, biz kugalarla gezeceğiz. Yok, bu slalom için farklı setupları varmış. Ortalar yukarıda, üstler geride. Orta dışarıda böyle, rocker'ı. Rocker'ı dur diyorlar. Şöyle bir gideyim mi? Çok hızlı. Ayakları zoomlu çekebilirsin ya, beni çekmeye gerek yok. Atlama hiç uygun değil bana göre. Evet. Kurbanlık düşüşümü yaptım. Ayrıca ilk kayışım. Şey, 500 lira vereyim şimdi hemen. Hayda, patenin yere düştü. Yere düştü, yere düştü. Şimdi neden bunu yaptım arkadaşlar? Onun da bir nedeni var. Şu slide'lar işe yarıyor mu? Evet. Ona baktık. Yaramış mı? Yaramış. Hadi o zaman kalkıyoruz. Bu arada şeyi fark ettim. Bunu sıkmak lazım ya bizim. Boş bırakmaya gelmiyorum. Şunları ismi çeksene. Bak. Burası boş diye düşmüşüm bak. Gördün mü? Şimdi bak, düşer miyim? Sor, düşer miyim? He? Aynı şeyi tekrarla bakalım, düşüyor mu? Hayır tabii ki de. En son bu tarz kaydığım paten şeydi. Güzel güzel, eğlenceli bir şeymiş bu. Ya
Ver bu tarafa doğru. Tamam, benden de hiç fitness olmaz ha. Tek yapabildiğim orman hareketi. Murat, slide nasıl atılıyor? Abi, bu patenlere plate frame de takılıyor. Şimdi slide atmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Osman bence agresif plate'e takıldığından da bahsetti. Yani. Ha. Evet, plate ve frame de takılıyormuş. Hani yeni bir olay çıktı ya. Ha, buna mı? Evet. Ona da olur herhalde. Ama aynı tip agresif var. Her şey aynı, sanki sadece bu patene plate ve frame takılmış Heh, gibi. Ha, gördüm onu. Sağ ayağım çok rahat, sol ayak biraz sanırım tabanı tam yerleştiremedik, öne büzüldü taban. Kaymaz ki o ya, içine geçiyor. Tabanın. Çok anladım. Değil taban. Onu sen soktun içine, ben Allah biliyorum. Cezanı vermesin. Beni ilgilendirmiyor. Güzel mi ışık? Güzel. Tamam. O zaman... Hadi gel koy. Oh, kaydık bitti. Yani dendik, tur attık gitti. Nasıl yani duruyor? Güzel. Ayakta nasıl? Bir daha çıkartayım da şimdi. Beyaz çoraplarımla. Oh, sıfır kokuyor. Ben bakayım, bir de ben ayağımı sokayım. Ha? Bir de ben sokayım. Terbiyesiz. İnsan hiç arkadaşının ayağını, patenin ayağını paten sokar mı? Mis gibi. Evet. Paten çok güzel bu arada. Çok rahat. Ayağımda şu anda. Yeni olduğu belli olsun ya, şeyini çıkarmadım, böyle takacağım. 5 ay boyunca. Sıfır abi. Parasını verdik. Çok rahat paten. Ben bu pateni bu arada çekim için aldım. Kamera kullanırken daha akıcı görüntüler elde etmek için. O yüzden yani urbana başlamıyorum. Slide atmayacağım. Genelde kapalı mekanlarda olacak. Böyle takipçi çekimlerde. Rahat bir paten arıyordum. Fiyat performans pateni olarak araştırdım. Bunlara yönlendirdiler beni. İyi kötü. Sağ olsun. İstanbul'da Freedom'da arkadaşım vardı, Kerem. Buradan selamlar. O aracı oldu. Direkt havale usulü. Nakitte birazcık indirim yaptı. Öyle aldık pateni. Dediğim gibi şu anda güncel fiyatı 1134 lira gibi bir şey olması lazım. Tabii bu videoyu kim bilir ne zaman izleyecek? Siz güncel fiyat ne olacak değil mi? Onu da yorumlara bırakabilirsiniz güncel fiyatı. Dolar 7 lira. Dolar 7 liraymış bu arada ama ben takip etmiyorum. Bunca like Batu. Murat Hask mıydı senin? Asıl. Onları da altı yazarım. Bu arkadaşları da takip edersiniz. O da gelecek vaden patenci. Murat da geleceğini arayan patenci. İnşallah bir şekilde bulacağız. Biz agresif kayıyoruz genelde. Murat hariç Urban'da kayıyor. Metro ile skatepark arasında Urban'da. Arada açtırıyormuş. Bu da ticaret adamı işte. Ben de ilk adım patenci. Evet. Kamerada ilk adım patenci var. Selam. Ellerine sağlık şimdi. Bu kadar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İşte kutuyu açtık. İçinde ne varmış baktık. Birazcık kaydı test ettik. Çok aşırı rahat paten. Gerçekten aşırı hafif paten. Bizim agresiyel... Bir saniye. Ver şunu elime. Ama Aion çok hafif. Bak. Yok. Bir saniye. Aion çok hafif paten ya. Şu anda piyasanın en hafif. Böyle 8-8'li pateni. Bu da neredeyse Aion kadar. Belki daha hafif. Bilmiyorum. Elinizin ayarı nasıl ama. Acayip hafif gerçekten. Hemen hemen aynı gibi, böyle çok büyük bir fark yok arasında. Yani acayip hafif, çok rahat, çok havadar bu arada. Her yerinde delikler var. Çok havalı. Bir de siyah olmasını da beğendim. Arada kırmızı detaylar var. Kırmızı, siyah, beyaz en güzel renkler gerçekten de. Asil duruyor paten. Bakın çizik mi patenleri acaba? Evet, böyle çizik. Ah, yeni çizik, tam sıfırla gitti. 500 lira veririm şu an hemen. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.